Ne tesadüf değil mi? Gene karşılaştık. Hastaneye gidiyordum. Çok erken gidiyorsunuz. Ne yapalım, bizim iş erken başlıyor. İyi günler. Size de, size de. Her sabahki gibi iki peynirli, iki kıymalı koy. Sağ ol. Paranın uğrunu denedim Zeynep. Uğurlu, kademli adamsın. Sen siftah edince başka oluyor işin bereketi. Bu da annenin börekleri. Eyvallah. Benden. Her sabah, her sabah olur mu ya? Nasıl olsun sen be? Kadının kısmetine mi mani olacak? Yarın sabah versem olur mu? Olur. Hop, bekçi baba! Bu ne dalgınlık ya? Yorgunluk be Zeynel! Ne yapıyorsun sabahın köründe? Fabrikadan! Bu saatte çıkıyoruz. Gece var diyorsun. Öyle ya, fabrikada çalışıyorsun artık. Nasıl, memnun musun? Yok be Zeynel! Bana göre iş değil ya, bırakacağım. Ulan bu bıraktığın kaçıncı iş be? Şu ehliyeti bir alabilsem! Hani, ehliyet imtihanından korkmuyorum da, şu ilkokul diploması yok mu? Alabilir miyiz dersin lan? Tabii alacağız oğlum. Dün komiser beyle konuştum. Al diplomanı, polis olman için elimden gelen yardımı yaparım dedi. Vay be! Bugün biraz çalışırız değil mi? Tabii çalışırız ama önce uyumam lazım. İyi, ben öğleye kaldırırım seni. Tamam. Hadi eyvallah. Nermin'e selam söyle. Sağ ol. Uyumadı mı Veled? Bak! Kim o? İsmail Hakkı, kim olacak? Biz geldik. Beni korkudan öldürmek için yapıyorsun değil mi? Ulan gene ne yaptık be? Neredeydin sabaha kadar? Elizabeth Taylor'la buluştum. Zeynel'e rastladık, geldik. Evde karın bekliyor diye düşünmezsin değil mi? Başlama yine ahiret suali sormuyor. Tabii! Benim bu evde soru sormaya hakkım yok! Yahu karıcığım, anam! Soru sormak da yasak! Allah'ım canımı al da kurtulayım! Bir gece beyefendiyi bekle, sonra gelsin bağırsın çağırsın, bir de dövsün beni! Ulan kızım, kimi dövdük ya? Ya, bir de dövecektin değil mi? Allah'ım, ne talihsiz başım var benim! Ya, kurbanın olayım Nermin, bırak şu anlamayı be oğlum be! Sigara talihli baş! Ben sana kaç kere söyledim şu odada sigara içme diye!
İyi be peki be, içmeyiz mi anam be? Hiç değil yapmıyormuş gibi bir de burnuma üflüyorsun dumanını. Ulan daha yakmadık bile, dumanı nereden çıkıyor, ben mi yanıyorum zilli? Bu yaştan sonra zor çocuk bakmak. Eski kuvvetim kalmadı oğlum. Ne oldu senin polislik işi? Hayırlısıyla diplomayı bir alayım, tamam. Şöyle helal süt emmiş birini bulsak da evlensen. O da olur anacığım. Allah! Şu diplomayı alıp da bir polis oldum mu, değme keyfime artık. Bana bak, hasta evde beni vermeyin. Ulan yeter artık, cinlerimi toplamaz efendim. Gene başladılar kavgaya. Her Allah'ın günü de çekilmez ki. Ya bugünlerde yok bir iş bulursun. Ya ben gidiyorum bu evden, tamam mı? Kızım sus, bağırma, rezil oluruz. Bağıracağım işte, ulan bağırma, alın ayağımın altına he! Bir de öldürmeye kalkacağım beni değil mi? Bir güldürmem ben bu evde, Allah! Ulan bana bak, durun, nereye gidiyorsun gene? Kızım sus! Ay Allah! Sus, sus ulan, sus diyorum! Ay Allah'ım, kurtarın! Kızım sus, deli etme adamı! Kurtarın beni Allah aşkına sus. Komşular! Bu kalabalardan kurtar beni! Allah'ım! Gene başladın Allah'ım! Dokuma! Dokuma diyorum sana! Ulan gel buraya içeri! Dokuma diyorum sana, dokuma bana! Ulan gel buraya! İstemiyorum! Gel buraya kurtar, dil oldukayım, atsız tabi! Her gün bu muhabbet nedir be? Senin yüzünden Zaman zaman beni dövmeye kalktı ama teyze. Vallahi yapmadım teyze, ayıp, gözüm kör olsun yapmadım, iftira ediyorum. Ya yapmadın değil mi? Bana bak Nermin, demin yapmadım, şimdi yaparım ha. Gel vur, Murat ile duruyorsun. Bırak seni abi, Murat öldürsün beni, gel vur. Görüyorum değil mi? Ya, siniri bozulmuş bir kere. Hadi gel biz ders çalışalım. Yok ben onunla, bir şey yapsam içim yanmaz. Anneciğim, yapma anneciğim. Yapma evladım, üzme, sinirlenme. Timur orduları Sivas'ın zaptından sonra süratle Ankara'ya doğru hücuma geçtiler. Dık 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 dık. Ne oluyor lan öyle dık 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 dık? Timur hücuma geçiyor. Dık dık. Dık dık demesen etmeyecek mi? Böyle daha iyi aklıma giriyor. İki ordu arasında başlayan kanlı savaş akşama kadar sürdü. Ya kes şamatayı da çalışalım be, ilim yapıyoruz burada. Akşama doğru bazı birliklerinin düşmana iltihak etmesi sonunda ihanete uğrayan Yıldırım esir düştü. Na 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 na. Bu na 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 ne oluyor ya? Esaret musikisi oğlum. İşe daha acıklı bir hava veriyor. Bak sen de öyle yap, aklına daha iyi girer. Na na na! Git işine be, adamda akıl mı bırakıyorsun be? Na na na, na na na, na na na! Yoo arkadaş, yok! Tembelliğinin acısını benden çıkaramazsın! Var mısın imtihana ha? Varım varım, ne olacak? Görürsün ama! Görürsek görürüz, hadi ne yapacaksan yap bakalım! Söyle ulan, Mısır'ı kim fethetti? Mısır'ı? Hı. Barbaros Hayrettin Paşa! De! Düşünsene oğlum, olur mu be? Mısır'a gemiyle gitmediler mi oğlum? O zaman Barbaros götürdü! Turgut Reis de olabilir. Buna bakarsan deniz yolları da olabilir. Kaldın arkadaş. Peki Kızılırmak nereye akar? Marmara'ya. Marmara'ymış. O senin dediğin Kurbağalı Dere. He, Kurbağalı Dere. Kurbağalı Dere de Marmara'ya akmıyor mu oğlum? Bir türlü ezberleyemiyorum ya. Haklısın be. Derslere girmek gerek. İlkokul müdürü var ya. Vallahi melek gibi adam. Bana dedi ki, ne? Bir müşkülün olursa sıkılma gel dedi. 100 lira borç iste be! Olur mu ya? He? Rica edelim derslere soksun bizi. Yok be, git işine be oğlum. Kazık kadar herifler Sapi Sübyan arasında olur mu ya? Ne olmuyor? Yok. Olur be. He? Olur. Yok ya. Olur. He? Gidelim mi? Gidelim. Hadi arkadaş ya! Çabuk ol! Çabuk ol! Hadi! Hadi çabuk ol! Hadi! Sizin gidi domuzlar! Hadi kaçalım! Hızırlar! Bu yaşta başladınız değil mi ha? Yezidler! Bekçi efendi yakala! Yakala şunları, şikayetçiyim! Yakala! Dur bakalım Mahalle Hanım, dur bakalım! Ne oluyor? Ne oluyor? Elinin körü oluyor! Bütün dallarımı kırdılar! Ne dalı ulan? Sapan yapacaktık Zeynel amca! Hem biz sürüklerini kırdık! Babalarına tazmin ettireceğim. Hem vallahi hem billahi ettireceğim. Davacıyım, karakola gidiyorum. Yok deme. Ne olmuş yani iki tane dalını kırdılar? Maşallah, maşallah. İstersen üstelik bir de şeker dağıtayım velekler. Dağıtsam milyonlarım mı eksilir? Dur arkadaş. Burada vaziyete kanun hakim ve de ben işe el koymuş durumdayım. Hadi okula.
Ben gerekeni yaparım. Yallah! Hadi gidelim! Hadi! Maalesef sanıklar kanunun pençesinden kaçmış bulunuyorlar. Aa, vallahi kuduracım dostlar! Hırsızları serbest bırakıyor ayol! Allah'tan kork kadın, bacak kadar çocuğa hırsız denir mi be? Hadi sen sus bakayım! Hadi be! Önce git de karın olacak oca dolozu lafını geçirsen! Lafa bak! Üzülme Danyal, Danyal üzülme gel. Erkek üzülme, olsaydı. Üzülme kardeşim, o melek kadına laf ediyor, karın olacak. Mahalle abla. Ben anlamam hayrefendi, anlamam. Getirdin mi parayı? Bu ara işler biraz kesat. Gene mi para istiyorsun? Yo ama şu taksitleri bir 15 gün daha ileriye alsak onu rica edeceğim. İyi oldu, atarız. Hay Allah senden razı olsun. Geçen her gün için 50 lira faiz işler. Ama Mahalle abla. Vallahi sen bilirsin. İş iştir, imaret değil burası. Düşün taşın ona göre. Bütün bunlar takas sonunda anlaşılmış evet. Değil mi müdür bey? Evet, tamam. Hoş geldiniz Zeynel efendi. Buyurun oturun. Sağ olun, rahatsız etmeyelim. Hani bir derdimiz vardı da... Hadi söyle canım. Danyal'la birlikte... ders çalışıyoruz da... O da mı polis olacak? Hadi söyle canım, çekinme. Ben diplomayı alırsam şoförcülük yapacağım. Peki, istediğiniz nedir? Vallahi ne kadar okusak nafile, ezberleyemiyoruz bir türlü. Hani diyoruz ki... derslere girsek boş zamanlarda. O zaman olur vallahi. Bir rica ederim Necla öğretmene. Kabul ederse ne hala? Gelin bakalım. Bak çocuğum, bu resmi yanlış çizmiş. Şunu şöyle çizsin, daha iyi olurdu. Bir ricam var Necla Hanım. Buyurun müdür bey. Arkadaşlar ilkokul diploması almak için müracaat ettiler. Ya öyle mi? Evet. İmtihana girecekler. Eğer sizce mahsur yoksa, bunlar da derse girsek diyorlar da. Rica ederim efendim. Tabii memnun oluruz. Yalnız iyice terlet izin de. Oturun çocuklar! Siz şuraya, siz de şuraya. Evet, şimdi dersimizi özetlemeden önce... kısaca sorulara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti. Söyle yavrum. Washington. Aferin. Aferin sana. En büyük nehri? Mississippi. Sen söyle. Mississippi. Aferin. Eki başkanının adı? Sen. Evet. Evet. Hadi. O değil efendim, sen. Efendim. Evet. Devletleri eski başkanının adı. Evet, bekliyorum. Ford. Ford. Evet. Bir şey gidiyor. Ford. Eski başkanın adı. Seni bekliyorum. Chevrolet. Evet çocuklar. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Dağısın çıktı cendi başı. Ufuk versin dağ etsin. Ilgaz Anadolu'nun yolcun karanlıkların göklere yükseliyor.
başın. Çocuk olmak ne güzel şey be. Bütün gün ekmek elden su gölden koştur. İş yok, güç yok. Sen ona bakarsan bende de iş güç yok. Fabrikadaki işi bırakacak mısın yoksa? Yapamayacağım. Ben şuradan yokuşa vurayım. Ne yapsın orada bir iki araba yıkarım. Ne çıkarıyorsun o işten? Allah bereket versin, 15-20. Bu kadar para yeter mi be? Günde 150 bile olur ama korkuyorum. Çalışmak ayıp mı be? Değil tabiatıyla ama Hasan beni öyle çalışırken görürse ters geliyor be abi. Ne yaparsın evlat? Eşek sıpası. Babası bir lokma ekmeği nasıl kazanıyor, sorduğu var mı hiç? Geçenlerde bir hususi arabada gördüm arkadaşlarıyla. Zengin çocuklar hepsi. Sen onlarla aşık atabilir misin ulan diyecektim akşam. Sonra caydım. Genç be. Canı çekiyor tabii be. Of ulan of. Of ki of arkadaş. Kaçta buluşuyoruz bu gece? Ben gelmiyorum. Su koy vermedi birincisi. Eve gitmem lazım, işim var. Babanın milyonlarını mı sayacaksın? Yak bir sigara, efkar dağıtır. Paran yok değil mi? Borç vereyim istersen. Sağ ol. Gerekirse isterim. Müsaadenle. Ben düşmanlarından görmediğini... Gönülsünen canının yakınından... Telaşın ne be? Abi yıkılacak o kadar çok araba var ki. Yok be oğlum. Bir bu, bir de şu arkadaki araba. Hava bulutlu oldu mu kimse yıkatmıyor. Yağmur yağınca kendiliğinden yıkanırmış. İnsan böyle zengin oluyor işte. Al şu 20'yi. Hadi eyvallah. Güle güle. Şimdi, yarın verirsin. Yok, olmaz ya, dur. Saçmalama bak, be yok. Oğlum, yarın verirsin dedik ya. Bak, unutturma ama kızarım. Ne tesadüf değil mi? Günaydın. Günaydın. Yeni mi bitti iş? Kahvaltı ettiniz mi? Börek alacaktım köşeden. Ben aldım. Afiyet olsun. Yo yani şey, sizin için de aldım. Ama siz her sabah böyle alıyorsunuz, mahcup oluyorum. İşe geç kalmadınız ya. Yo. Şey, şu köşede parkta beraber... Vallahi iyi olurdu. Ama siz yemiyorsunuz ki. Yo. Boğazım çok dardı. Hıçkırık tuttu. Annem arkama vururdu. Ben vurayım. Lütfen sağ. Kuvvetli bunun. Annem böyle yumruk atardı. Geçti.
Memnun oldum. Böreklere teşekkürler. Ayıp ettiniz. Yarın da görüşürüz değil mi? Tabii, memnun olurum. İyi günler. Selamünaleyküm Osman abi. Ve aleykümselam. Amma şişmişsin be Daniel. Abi boş durmaktan. Kurban olayım bana bir iş ayarla. Tanırsın beni. Ne iş olsa yaparım. Tabii, tabii, tabii. Eşe dostu haber salmak uzun sürer. İstersen seni Şevket'e göndereyim. Tombalacı çıkarıyor piyasaya. Sen haftaya gene uğra, o zaman bir iş ayarlarız sana. Sağ ol abi. Al. Ayıp ettin abi. Hasan! Aranma, yarın veririz. Yok, olmaz. Üzülüyorum sonra. Yani sana numara yapıyormuşum gibi geliyor. Ya saçmalamayı bırak da al şunu. Bak... Üzme nazik bedenini. Unutturma, yarın veririm. Ne işin var burada be? İyi değil be. Seni bulayım da biraz dertleşelim dedim. Dün tombalacılık yaparken bizim Hasan gördü beni. Tombalacılık da nereden çıktı ya? Osman abi var ya, hafta iş bulacak bana. O zamana kadar boş durma dedi, 5-10 kuruş ekmek parası çıkar dedi. Ne olur Hasan görürse? Beni teselli etmek için konuşma Zeynel. Kendi öz oğlum benden utanıyor. Yarın senin oğlum da senden utanırsa o zaman anlarsın beni. Ya bir dakika. Sen beni dinlemiyorsun, birini mi bekliyorsun? Yani bekliyorum tabii. Komiser beyle buluşacaktık da bir iş verecekti bana. Ben şuracıkta bekleyeyim istersen. Sen git. Ne lan, devlet sırrı mı bu? Değil ama gene de vazife. Bak sen eve git. Ben valla Allah'ıma kitapma bir saatte gelirim. Tamam mı Daniel? Aslanım benim. Çişin mi geldi oğlum? Bana bak, fazla bekletme beni.
Günaydın. Allah Allah. Hayrola? Adam çıktı. Ne adamı? Şey, hırsız. Hırsız çıktı. Gene börek almışsınız. Ne çıkar? Hoşuma gidiyor size börek almak. Beraber yiyelim mi? Karımı kaybettim. Doğum yaparken öldü. Oğlum 1,5 yaşında. Annem bakıyor şimdi. Mahvoluyor zavallı. Bizim Sıpa uyumak bilmiyor ki. Sabahlara kadar ağlıyor. Doktora götürdünüz mü hiç? Yo! Turp gibi velet. Acaba bağırsakları... Yo! Mesela bomba gibi sığ... Affedersiniz, yani şeyini... kakasını iyi yapıyor. Annem iyi sığ... Ay affedersiniz... kakasını yaptı mı çocuk sağlamdır der. Ya. Yine yarın ağlamaması için bir ilaç getiririm. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bakın... yarın gene görüşeceğiz. Hoşça kalın. İyi günler. Bakın, yarın sabah ben alacağım böyleleri, tamam mı? Olur. Zeynel baba! Çünkü sevgilinle buluşmak için en kral arkadaşını en acılı gününde ekersin ha? Vallahi bildiğin gibi değil be. Kim bu kız? Şükran. Adını sormadık. Kimdir? Ne iş yapar? Hastanede çalışıyor. Hemşire mi? Herhalde. Ulan alırım ayağımın altına. İnsan sormaz mı oğlum? Dün tam soracaktım. Hıçkırık tuttu be. Allah için güzel kız ha. Güzel, çok güzel değil mi? İşte hazır annen evlen diye tutturmuşken, kaçırma bu kızı be! Ben bu kızı kaçırmayayım ha! Aga sen bu kızı kaçırma! Ben diyorum ki en iyisi kaçırmayayım bana bu kızı! Bana göre de vallahi kaçırma! Büyüsün de büyüsün, ninni! Ah sen misin babası? Ah sabaha kadar, ne kendi uyudu ne beni uyuttu! Bittim, bittim! Anacığım benim, dayan anacığım, dayan! Çoğu gitti, azı kaldı! O da ne demek? Evlen diyordun ya! Aman Allah'ım, yoksa biri mi var? Zeynel! Zeynel! Gene kavga mı ediyorlar? Dur bakayım ben bir, dur. Ne oluyor be? Ya, affedersin ama bizimki doğuruyor galiba ha. İyi, ne? Anne! Nermin doğuruyormuş! Yürü! Hadi. Karnı niye şişmiş lan bunun? Kara hamile lan! Bana bak, koş sen Ebe Nurten'e çağır hemen! Ondan sonra Emine Hanımlara da haber ver! Dur Nermin'cim, dur yavrum! Gelsene! Bir dakika! Paran var mı lan? 25 liram var! Bende de 30 lira var! Otomobil parasına bile yetmez! Ben gideyim Osman abiden isteyeyim ha! Ben de komiser babadan alırım. Hadi gel. Hadi. Ah Nermin! Korkma evladım, korkma şimdi, ben seni derdine çağırayım. Anlama ben seni, şakar işini çıldır başını içeri, sıcak su koyun bana! Ebal Hanım! Kaç kız! Ebal Hanım! Hayrola oğlum! Teyze! Teyze, şey, Nermin be, Nermin doğuruyor, Nermin doğuruyor, gel! Koş! Gereken tedbir alındı, emrinizi bekliyoruz şef, tamam. Emrinizi bekliyoruz şefim, tamam! İşaret verildiği an içerisini basacaksınız. Garajda kaçak mal var, tamam. Biri girdi içeriye. Telaşına bakılırsa haber aldılar galiba. Hemen işareti verin. Abi Allah aşkına kusura bakma. Bizim hatun doğurmak üzere de. Para mı lazım oğlum? Ne kadar ha? Sen bilirsin. Allah razı olsun.
sen. Alo? Kim? Buyurun efendim. Emredin efendim. Emrinizdeyiz efendim. Derhal. Zeynel! Affedersiniz, size demedim efendim. Kaçakçıları getiriyorlar. Herkes vazife başına. Sen de sın bir yere ayrılma buradan. Ama komiserim, kadın doğuruyor. Ulan ben burada 9 doğuruyorum. Ayrılmak yok. Affedersiniz, size demedim efendim. Abiler, vallahi benim bir şeyden haberim yoktu. Karım doğuruyor be ya, bırakın gidin abi ya. Şöyle bak, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vallahi billahi harbiden söylüyorum, benim bir şeyden haberim yoktu. Karım doğum yapıyor, 3-5 kuruş almaya geldim. İnanmazsanız kendine sorun abi. Adam doğuruyor efendim. Kadın doğuruyor. Ben 5 dakikada gidip gelirim efendim isterseniz. Vazife her şeyden mukaddestir. Evet. Bir de polis olacağım diyorsun. Otur oturduğun yerde, hadi. Olur. Eyvallah olsun! Ay başımıza gel çocuk, ters geliyor! Doğum gücü hasta! Aman da bakın kardeşim! Hadi anacığım, bir kere daha bak! Peki, çekelim bakayım! Dayan! Zeynel! Ne işin var burada be? Beni de yakaladılar, kurtar beni! Hadi! Allah! Benim yapacağım işte! Hemen hastaneye kaldırmak lazım! Hastaneye götürün! Bizim alacağına gideceğiz! Dur! Giremezsin! Dur! Nereye kardeşim? Komiser Bey'i göreceğim! Toplantı var, giremezsin içeri! Ama bu çok mühim! Talimat var kimse girmeyecek diye. Ankara ile konuşuyorlar. Abi, bir bekle biraz. Karısı doğuruyor. Talimat var, o da beklesin. Doğum bekler mi be? Zeynel! Zeynel! Ay senin gibi arkadaşın. Onları yakaladık ya. İki kişi beraber yakalayamamıştık onu işte. Bir dakikacık göreyim komiser bey, ne olur. Şimdi çıkarlar ya. Ama çocuk da çıkıyor. Hadi çocuklar bakayım hadi. Yavaş yavaş araba geldi kızım. Hadi şimdi kurtulacağız. Zeynel! Patla! Elimde bir şey var sanki. Zeynel! Patla! Zeynel! Araba geliyor beyzeli göster. Hadi şoför çabuk ol! Ya sen biraz sabırlı olamaz mısın be kardeşim? Hadi güle güle, çok sabırsız. Çok sabırlı, ne yapayım? Hadi şöyle. Hop! Allah'ım! Dört! Nereye? Olur mu ya? Nereye giriyorsun ya? Sana olmaz. Bırakın be! Bırakın be! Fuat Bey oğlum, kadın korkudan çocuğunu düşürecek. Ay. Karbüratör han! Ay harbiye mi gidiyorum? Ay. Ne olmuş yani? Anam beni doğuma karnıyla götürmüş. Emredersiniz efendim, tabii. Nasıl da unuttum, gel. Tabii efendim, tabii. Siz de güzel durun orada. Bu yapacağımız baskın için bir iki arkadaş da alsak mı dersiniz? Evet, iyi olur. Tabii, tabii. Yani, müfettiş çıksa da durumu arz etse abi. Buyurun. Derhal sevk edeceksiniz. Emredersiniz efendim. Sen de başlarına gideceksin. Emredersiniz efendim. Oradan derhal söylediğiniz yere giderim. Son bir vazifen daha olacak, gel içeri. Emredin efendim, tabii giderim. Bir dakika, sayın komiserim... Üzülme. Son anlatırsın dediğin canım, üzülme işte, bırak. Ağlamak yakışır mı sana? Evet, dediğim gibi. Hadi gidelim. Başla. Nedir be senin derdin? Bir dakika sayın komiserim, bir dakika anlatayım efendim, ne olur. Bir dakika ne anlatacağım? Kim o bağıran? Ben Yal, benim komşum, tanırsınız. Tabii, iyi çocuktur. Karısı doğuruyor. Onu da yakalayıp getirmişler yanlışlıkla. Osman namusuna gitmişti para almak için, doğum parası. Şimdi içeride. Komiserim, sen bizim babamızsın. He?
Olamaz. Daniel kaçakçı olamaz. Hadi ben kefilim. Söyle Fahriye, bu suyla ifadesini alsın, sonra salıverin. Yürü gidiyoruz. Ya, yani serbest miyim? Tabii ya, komiser baba bıraktı seni. Yürü. Hay Allah. İşte arkadaşlık buna derler. Aslan vallahi. Bir tanedir komiser bey. Oo, taksi! Bekle! Ay olur kepazeli gibi başımıza gelenle! Ay! Allah! Ne oluyor be? İfadeni almayı unuttuk. Ben şimdi Allah'a ifade veriyorum. Doğumdan sonra gider veririz. Bozuk arabayla yola çıkılır mı ha? Ah yetişin ey ümmeti Müslüman! Erkek olursa vallahi adını Zeynel koyacağım. Doğmuş mudur ya? Hasta mısın sen be? Neredeyse bir yaşına basacak velet. Fırına sokalım taziyi çabuk. Pide mi çıkaracaksın çocuk mu? Aa! Yahu fırın burası. Hadi doğum evi değil ki. Çıkın bakayım şuradan. Vukuat var galiba. Vukuat mı? Dur arkadaş. İşe el koymam lazım. Ulan deli misin be? Çocuk doğacak be. Arkadaş vazife vazifedir. Dur diyorum sana. Kardeş dur burada insin şu... Bekçi baba. Ben hemen yetişirim. Ne oluyor burada? Çekilin. Açılın bakayım kenara. Ne oluyor? Ne var burada? He? Doğum oluyor. Doğum olur mu ya? Yolu kapatmışsınız. Allah Allah. Açın bakayım şöyle. Açın. Çekilin bakayım. Çekil kenara. Allah! Ya çek şu külüstürü anam be! Külüstür diye senin bindiğin takaya derler, var mısın yarışa? Vela abla, ya doğuma yetişeceğim, çek şunu anam be! Ulan herkes mi doğuruyor bu memlekette? Allah'ın cezası! Anne! Anne ya, ne oluyor be? Nermin doğuruyor! Çekil bakayım arkam! Danyal, dur açılın be! Danyal! Danyal, açılın be! Danyal, karım doğuruyor. Biliyoruz doğurdum, ne olmuş yani? Bebeğim ama fırında doğuruyor. He? Ya gel una bulanmadan, yani buna bulanmadan una çocuğu kurtaralım mı? Erkek doğacak. Var mı bahse giren? Bire iki, bire iki. Çıkın paraları, hadi bakalım. Bire iki. Ne gelmez çocukmuş be. Belediye otobüs mü bu be? Ay.
Doğum Toto, Doğum Toto, erkek 5'e 10 veriyor, hadi çıkın paraları. Mahvoldum frenim. Kes sesini be, tam doğuyor burada, adi fırıncı. İnsan doğuyormuş, haram olsun sana yedirdiğim börekler. Kız mı oldu? Aa, maşallah, nur kulu gibi bir oğlan oldu. Oğlan oldu. Eken Afrika bin alemin. Oğlan oldu. Oğlan oldu. Senin oğlan oldu. Sen mi salıverdin o kaçakı? Estağfurullah beyim. Cevap ver, bırakan sen misin? Ama komiser babadan, şey yani... Komiser beyden izin aldım. Ne izni? Şey... Ya yani... Nerede salıverdiğin adamın ifadesi? Karısı doğum yapıyordu. İfadesi nerede? Şimdi alırım efendim. Ben polis olmak için müracaat eden bekçisin öyle mi? Evet efendim. İmtihana giriyorum. Çok çalışıyorum. Yazıklar olsun sana. İfade almasını unutan adam polis olamaz. Ama o günahsızdı. Suçlu olsaydı şimdi elimizdeydi. Ben de ilk bakışta anladım suçsuz olduğunu. Ama vazife vazifedir. Bu kafayla polis filan olamazsın. Halbuki senin hakkında çok şeyler anlattıydı Hulusi Bey. %100 yapacaktık işine. Gidebilirsin. Sen daha gitmedin mi? Alo, buyurun. Zeynep'i mi? Evet efendim, çok iyi bir arkadaştır. Sağ olun efendim. Tabii, tabii efendim. Sağ olun, sağ olun. Günaydın. Günaydın. Kaç gündür görünmüyorsunuz, hasta mıydınız? Ben mi? Yo, öyle işte. Çocuk nasıl? Çocuk? Ha, çocuk. İyi, iyi. Bir derdiniz mi var sizin? Saklamaya çalışmayın, dertlisiniz. Kaç sabahtır size börek alıyorum. Bakın bu sabah da aldım, beraber yeriz diye düşünmüştüm. Parka gidelim, orada anlatırsınız bana. Bütün hayatımın tek rüyasıydı. Canımı bile verirdim o hayal için. Beni anlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Hı hı. Ne güzel diplomamı da alacaktım. Öyle çalışmıştım ki sular seller gibi. Bak mesela, İstanbul'un fethi kaç yılında? Gördün mü? 1453. Ben biliyorum. Hı? Bak seni alalım hele. Koskoca hemşiresin hastanede değil mi? Ben mi? Evet. Evet tabii. Bak mesela sen bile bilmiyorsun. Her şey tamamdı. Polis olacaktım. Allah! O elbise, sonra kemer, burada tabanca. İnsan polis olunca çok önemli oluyor. Herkes bir başka bakıyor adama. Amirlerim beni çok severdi. Oradan trafiğe geçecektim. Meşin ceket. Sonra böyle kayış ucunda sallanan tabanca. Sonra şapka, burası beyaz. Allah! Yolun ortasında durdun mu kralsın arkadaş, tamam mı? Dur! Geç! Ama bütün arzum ileride sivile geçmekti. Sivil, gizli polis hani. Kuş uçutmazdım vallahi. Duman ederdim etrafı, o kadar. Namım öyle, öyle yürür, öyle yürürdü ki... tevatür olurdum memlekete. Ne diyorum sana? Komiserliğim çantada keklikti. Komiser yahu, komiser! Ne demek komiser arkadaş? O ne mühim adamdır öyle. Bir çarşı pazar gezersin... herkesin dünyası değişir. Bütün etraf senden sorulur. Hepsi hayal oldu şimdi. Ama bu kadar ufak bir kusur için herhalde cezalandırmazlar sizi. Emniyete çağırdı koskoca masa şefi. Yok arkadaş dedi.
unut dedi. Boşuna harap etmeyin kendinizi. Herhalde bir çaresi bulunur. Sonra siz bekçi olarak da çok ama çok tatlısınız. İnsan mutlaka bir elbiseyi giymekle, bir rütbeye yükselmekle değer kazanmaz. Siz emniyet genel müdürü olsanız bile, ben sizi bu halinizle, bu tatlı gülüşünüzle kimseye değişmezdim. Bana inanıyorsunuz değil mi? Yani siz beni... Yemin ederim, hayatımda gördüğüm en samimi, en içten, en tatlı adamsınız. Üzmeyin kendinizi. Yok. Artık yok, üzmem. Üzmem artık. Üzmem. Oh, çok geciktim ben. Yarın börekleri ben alıyorum, tamam mı? Oldu. İyi günler. Üzülme yok. Boşuna üzme kendini. Sen de olsan aynı şeyi yapardın benim için. Biz kardeşiz seninle. Hadi eyvallah. Durun ya, daha çayını bile içmedin. Komiser bey erken çağırdı bu sabah. Evrak varmış dağıtılacak da. Akşama görüşürüz çocuklar. Ya bu işin bir kolayı vardır elbet be. Ne kolayı olacak be kardeşim? Olması ne olur Hakkı abi, ama filmlerde olur. O başka. Arsene Lupin gibi adamı yakalarsa, o zaman adamı emniyet müdürü bile yaparlar. Bana kalırsa Zeynel, sade tavuk yakalar. İyi söyledin abicim ama, mesela iki hırsız yakalasa? Bırak be oğlum! Zeynel evden kaçan kediyi bile yakalayamaz. Abiler! İşletin gaz tenekesini. Mesela bir baskın, bir soygun olmuş da Zeynel abi yakalamış. Ne haber? O zaman başka. Ulan senin dilinin altında bir şeyler var. Var tabii, var ama mangize bakar. Durun bakalım, şu muhabbeti biz de anlayalım, ne oluyor ya? Abicim, ben diyorum ki, şöyle hapiste yatmaktan kaşarlanmış 2-3 hırsız bulsak, ellerine biraz mangiz versek, dümenden bir soygun tertipleseler, Zeynel abiye de bunları yakalatsak, dümen tabii, anladınız mı? O zaman kredi kaç yazar? Evet abiler, evet. Oğlum, bile bile yaparlar mı ya? Oho, bulacağım yapanı abicim. Ne kadar para isterler? Anlaşırız ama para nerede? Benden 100 lira! Benden de 50! Ben de 100 lira veririm. Ben çarşıdan toplarım abi. Kulübün forma parası var, biz de onu veririz. Her yerden alacak oğlum ya! Vallahi iyi bir gün sonra... Arkadaşlar, arkadaşlar, teberrular Hakkı abiye! Dayal abiyle Recep benimle gelsin. Peker abicim, yapmasına yaparız ama tam bizim sezon başlıyor. Sonra mağdur oluruz, değil mi ya? Ya, ulan bırak fiyat arttırma numarasını be. Nihayet bir hayır işi bu. Ha, hani kardeşim, sevabı o kadar büyük ki bu işin. Evet ama... Öyle değil mi hoca? Ne yapalım abi yani? Ha. Cici abicim, anladık ama biz de meslek sahibiyiz, değil mi ya? Artı yapın bir delikanlılık, he? Vallahi size en düşük fiyatı söyledik abi, ne yapalım? İnim beşer yüz daha olsun bu iş. Bak Cici abicim, son fiyat. Adam başına 2500, eder 7500 lira. Ver gitsin. Ver. Hasta etme adamı sen de be. Ver be. Ha? Ya Allah, bismillah, tamam ulan. Ha? Ha? Kusura bakma abi, tediye şartları ne olacak? Yani ben sağlam kefil isterim. Ulan şimdi hırsızlık için noterden tasdikli mukavele mi yapacağız yani? He? He? Hadi be! Patlıcanı ateşe vuralım abicim. Anlamadım. He? Beşin arpa, he? Yani arkadaş kibarca söyledi. Oğlum, paranı Süleymaniye'li Hakkı abi de.
bizim kahveci. Hepiniz tanırsınız. Seninle sizi arakladığın an drink ödüyoruz, tamam mı? Tamam mı aga? Tamam. Ey cemaati müslümin, Allah affetsin. Amin. Bir hayır işi için ve de hırsızlara verilmek üzere bağış topluyoruz. Amin. Anne, ne oluyor be ya? Kızılay için para veriyorlardı da abisi. Yapma, ben de vereyim mi be? Ver. He? Tamam. Zeynep. Sen kaç para vereceksin? Bir dakika, bir dakika. Ben sonra vereyim ha. Zeynep sonra. Tamam. Ne gibi bir hayır işi bu oğlum? Onu söyleyemeyiz ama vallahi çok hayırlı. En çok da siz sevineceksiniz. Allah Allah! Hadi komiser baba, senin de bu çorbada tuzun bulunsun. Hadi babacığım. Ya yapmayın, etmeyin çocuklar. Siz beni görmemiş olun. Teessüf ederiz Hulusi baba. Bizi tanımasan hadi neyse. Hayırlı bir iş dedik ya. Peki, inandım. 50 lira tamam mı? Yakalandığınız zaman parayı cebinizde bilin. Orası tamam da nereyi soyacağız ya? Hayda! Bunu hiç düşünmemiştik be. Ya banka soysunlar. Hop dedik. O işin şakası yok. Bakkal Hamdi'yi soysunlar. Namussuz her gün fiyatlara zam yapıyor. Abiler, namussuzlar hususunda bilir kişi olarak Tepeci Mahallesi'nin soyulmasını teklif ediyorum. Bir dakika beyler, vatandaşlar abiler, ihtisası hürmet edelim. Önce evukuat mahallinde bir keşif yapalım, değil mi ya? Tamam abi, tamam abi. Hadi gidelim. Uğurlar olsun Mahalle abla. Burası arka kapı. Asıl ev şu. Muazzam ev. Adam kessen kimsenin ruhu duymaz. Yalnız başına oturuyormuş Cadalos. En az 5000 altın var evde. Çok büyük de nakit para var. Nasıl bulacaksınız? Saklamıştır. Biz insanı konuşturmasını biliriz. Biraz tehlikeli. Orasını bize bırak. Bir kişi lazım yalnız, evin içini bilecek. Onu da sen buldum diyorsun. Tamam. İçeride oturuyor. Fakir bir tombalacın oğlu. Gözü yükseklerde. Arkadaşları da hep klas aile çocukları. Demin baktım masada tek oturuyor. Dans etmekten bile utanıyor, paçları yırtık diye. Gençlerin içinde bir kız var, vurgun ona. O peşinden sürüklüyor nereye giderlerse. Yoksa Adnan buralara gök serserinin... ...bir kapiseye dünyayı satar. Abi içeride korkarsa hepimiz yıkar sonra. Ya korkma, ben ayarlarım onu. İki sene muhallanın bodrumunda kiracı oturmuştu. Evin içine avcı giriyor. Kara altını nereye sakladıysa bir dakikada gösterirse. Hangisi? Şu gri süveterli kızla dans eden çocuk. Sen güvendikten sonra kabul. Siz uzaklaşın biraz. Ben konuşurum kendisiyle. Tamam.
Sen bizimkini sormuyorsun. Ha, kime? Benimkini. Hani parkta. Ha. Oho, işler görme. Ha. Bana börek getirdi. Vay be. Ben üzüntülüydüm ya. He. Oturdu beni teselli etti. He. Saatlerce. He. Hani benimle ağladı desem yeri. He. İnsan dedi arkadaş, rütbeyle adam olmaz dedi. He. Ve de siz dedi, yani sen dedi bana. Aa, samimi samimi sen dedi. Dünyanın en tatlı adamısın dedi. Kız bayılıyor bana. Ölüyor. Şöyle bir bakışı var. Bak bak. Nasıl bakıyor, nasıl bakıyor? Hani şeytan diyor, etraftan gören olmasa Allah! Hayırdır inşallah! Bir film seyretmiş de seninki. Türkan şuraya oğlunu öpüyormuş, onu anlatıyor. Hayda, elektrikler kesildi. Bu da yeni moda çıktı ha. Usta, yak bakalım şu bizim 500'lüyü. Bazen uzun sürer, bazen 3 saatte gelir. Ah, oğlum! Bir de ben dünya gözüyle şöyle gelinimi öpebilsem. Ya biz de onu konuşuyorduk teyze. Ah, ne vuruyorsun lan? Ah. Söyle Allah aşkına, bir şeyler var mı? Oğlun aşık teyze, aşık. Kız da buna bayılıyormuş. Neredeyse sokak ortasında öpecekmiş geçen gün. Tam onu anlatıyordu. elektrikler geldi ha. Eyvallah. Bu sefer gideceğim, isteyeceğim kızı ha. Ne? Ne? Ne be? Ne lan? İşitmiyorum. Sana bir hal oldu elektrikler kesilince. İlahi oğlum, küçükken de böyleydi bu sersem. Utanınca sesi kısılır, konuşamaz. Konuş konuş. Komiser babaya ne oldu? Komiser... Ha, beraber gidip isteyelim ha. Olur olur. Olur. Ulan bir yudum su işte, kendine gel be. Aptal aşık. Hadi gidelim hadi. Kız artık öyle dedikten sonra polis olmayı beklemem arkadaş, değil mi? Değil mi lan, sana soruyorum ben. Tabii tabii. Ha? Yarın ağzını arayacağım son defa, sonra gider istersiniz, tamam mı? Ha? Tabii tabii. Tamam. Geliyorlar, hadi çabuk olun. Dikkatli olun, göreyim sizi. Hadi bakayım, hadi. Hadi, hadi! Şuradan hadi! Tamam, tamam, girdik! Buradan! Kadına bir kötülük yapmayacaksın, hadi değil mi? Hadi içeri, çabuk, çabuk! Allah! Bir şey unuttum be! Ne unuttun be? Sana bir hediyemiz vardı da! Ne hediyesi? Bekle! Şimdi getiririm, tamam mı? Bir dakika, bir dakika Metin ya, deli misin? Daha mahalleleri dolaşmam lazım! Beni burada bekle, bak bir yere ayrılırsan Allah canım alsın yüzüne bakmam, tamam mı? Bekle, şimdi getiriyorum. Çabuk gel lan! Gel, 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 gel! Ne oldu be? Tamam, ben gittim, bekliyor. Allah Allah! Allah çok güzel! Ben de rastgele... Tamam, dışarıda bekliyor, çıkalım. Senin hediyene be! Üf. Ha?
Yakalandım. Ne oluyor arkadaş? Ocağına düştük. Mahvolduk abi. Mahvolursun tabi. O tefeci karıdan borç alan iflah olmaz arkadaş. Bakın, benden size bekçi nasihati, o karıdan borç almayın. Yazıktır. Hadi gidin işte. Hadi. Hadi. Çakmadı. Ben söyledim, daha büyük bir şeyler aşıralım dedim. Baştan gireceğiz lan! Şunlara bakın! İnanmadılar bana! gidin de soyulun! Bana ne be! Ne haliniz varsa görün! Ne oldu ya? Ben de anlamadım abi, bir sinemekilik var bu işte ama... Kim o? Dur! Kalleşlik yok aslanım, yersin kurşunu! Gel buraya! Gel! Ulan çiçek de çalınır mı be? Mahvettin hırsızın şerefini! Ne yapayım abi, herif nasıl olsa anlamıyor. İnşallah bu sefer anlar. İnşallah. Nerede lan altınlar sana? Sonumuz geldi! Aman abicim, teslim oluyoruz! Hayatımız kaydı! Söyledim ben size oğlum ya! Aptal gibi teslim olur mu o karıya, he? Bak abicim, biz... Bırakın numarayı, bırakın! Yemezler! Bunları neyin almıştı sizden, değil mi o karı? Çaksana artık be! Ne haber? Kaçar mı lan benim gözümden? Anla artık abicim! Anla varsa başka eşyanızı alın! Ben beklerim burada! Bırakın oraya! Bırakın, bırakın! Hadi! Ne oluyor be ya? Abi beni sıkı tutun, ben çıldırıyorum ben! Sen ne konuşacağız ya? Ey Allah'ım yarabbim ya! Nerede öteki paralar? Söyle diyorum lan! Burada daha fazla olması lazım! Ulan Danyal, ulan Allah cezanı versin be! Eyvah! Mahvolduk! Vah zavallılar be! Şimdi tevkif edecek herif! Hay aslanım, hay be! Yoruldunuz değil mi? Efendim? Ağır geldi tabii, gel bakalım. Gel. Arkadaş sen çok cılısın, dur ben taşıyayım. Ama... Dur. Bunu da sana be abi. Anlamasam yardım eder miyim be oğlum ya? Dalga mı geçiyorsun be? Ah ulan kara! Dayan bakalım! Gayret et ulan! Hadi bakayım, hadi! Kim bağırıyor lan? Gelirsen fena yaparım ha! Konuş lan, konuş lan koca karı! Bu paralar artık lazım bilin sana! Nerede saklayabilir? Bilmiyorum abi! Bilmiyorum! Arayın! Yerleri göstersin size! En ufak bir numara yapmaya kalkarsa gebertin baleti! Söyle! Söyle nerede paralar! Konuş lan! Konuş! Bilmiyorum! Konuş! Söyle lan! Göster bize yerini! Söyle!
Konuş namussuz! Konuş ulan! Konuş yoksa keserim dükkanı! Bağırma lan sus! Bağırma lan sus! Şirret karı, bağır bağır! Daha nesini alacaksın zavallarım be! Koltuğunu bile almışsın be! Ne söyledi, gel! Yere! Ulan hayvan, ne bağırtırsın karıyı! Başımıza bela getirecek bu manyak, git bak şuna! Bağırma dedim lan! Patla, cadı karı! Ne bağırıyorsun? Kazıklayamadın değil mi? Ne oluyor be? Yetiş abi, kadını öldürecekler. Kurtar onu! Kim? Başka hırsızlar! Allah! Dur, yapma! Ne oluyor be? Ne bileyim abi, makine sesi bu, makine sesi! Yürüyün abiler! Hasan! Zeynel amca! Öldürüyorlar! Allah! Yedim ulan sizi, yedim! Yedim lan seni! Dayan Zeynel, geldim! Gelmeyin üstüme! Gelmeyin yoksa öldürürüm kadını! Ne oldu lan? Tuttu beni, tuttu da kurttu beni! Seni zalalım, geldi de unuttu beni! Tuttu beni! Gel oraya! Zeynel! 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 Zeynel gitti! Zeynel! Ulan Allah rahmetsin be! Astettin adamı be! Öldün zannettik oğlum! Ne yapalım ulan? Yanlışlıkla kenefe girmişiz oğlum! Erkek sen gel, sen dayansana bakayım bu kokuya! Baksana bayıldı! Thank you.
Aslanım benim. İmtihan ne zaman? Bu sabahtı efendim. Nasıl geçmiş? Bilmem. Pek iyi dereceyle ilkokulu bitirmiş bulunuyorum efendim. Polis üniforması hazır mı? Zeynel oğlum! Ay, ne oluyorsun? Ay, anladık anladık, çok sevindin ama yani ne var şimdi bayılacak? Ah, bir de ister misiniz kız evlenmeyi kabul etsin? Ne kızı? Ne evlenmesi komiserim? Oo, siz bilmiyorsunuz. Ben şimdi görücülüğe gidiyorum. İyi. Danyal var, bunun arkadaşı, kardeşi. Bir de ben. Baba der bana. Şimdi gidip kız isteyeceğiz buna. Ben hazırım efendim. Ben de hazırım oğlum. Ne oldu buna? Polis oluyorum diye sevincinden bayıldı. İster misin damat olacağım diye tımarhanelik olsun? Allah hay Allah! Müsaadenizle efendim. Güle güle komiserim. Düştü. Gel, kendine gel yavrum, kendine gel. İçin düşüyorsun canım. Sen polis olacaksın yavrum, kendine gel ha şöyle. Günaydın. Günaydın. Affedersiniz, Şükran hemşireyi görmek istiyoruz. Çocuk hastalıklarında. Şükran hemşire diye biri yok burada. Nasıl olur? Bizim Zeynel'in zamazingosu hani. Hani arkadaşı yani. Olsa tanımaz mıyım? Olur mu ya? Gidelim baba. Hem burada çalışıyor, hem Şükran'ı tanımıyor. Ey Allah'ım! Kendine gelsin. Buyurun efendim. Biraz kolonya tanım. Kokla bakayım, kok. Buyurun. Şimdi kapı da ver, ver hapı. Şükran. 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 Bacım, Şükran hemşireyi aradık da. Efendim? Şükran hemşire kızım. Vallahi öyle biri yok ama Şükran Hanım içeride. Yani ne demek? Yani doktor Şükran Hanım içeride. Kemikleri çok zayıf, kalsiyum takviyesi yapmak lazım. İçeri götürün, ilk iğneyi şimdi yapsınlar. Siz de. Allah razı olsun doktor hanım. Hadi yürü yürü. Baba, da kendisi, Şükran bu. Evet efendim. Bu mu? Kim bu mu? Sen, Şükran hemşire. Doktor Şükran demek istediniz galiba. Anlayamadım. Peki ne istiyordunuz? Biz seni. Beni mi? Alınım. Baba ben söylemiyorum, sen söylesene. Allah Allah. Benden bir isteğiniz mi vardı? Vardı ama fena tostladık kızım. Komiser bey, lütfen. Neydi arzunuz? Zeynel, Zeynel. Allah Allah. Hangi Zeynel? Seninkisi. Affedersin. Beyler lütfen. Ben Bekçi Zeynel'in arkadaşıyım. Aa! O mu? Nerede kendisi, çok merak etti. Bizi o gönderdi. Çocuğu hastaydı. Şimdi kendisi hasta. Yani aşık. Anlasana be kızım. Anlamadım. Yani sizi o mu gönderdi? O gönderdi. Allah'ın emri ve de Peygamber Efendimizin kavliyle tövbe, ben de beceremeyeceğim. Hı?
Yakında evleniyorum. Arkadaşınız dünyanın en tatlı, en sevimli insanı. Hayatımda bu kadar iyi yürekli, bu kadar candan birine rastlamadım. Ama... Ne olur kendisine anlatın. Elbiseye giyer giymez bana uğrayacaktın. Komiser bey erkenden vazife verdi de. Bana bak, çok yakışmış ha. Sahi mi? Ne alanı kitap? İlkokul diploması almakla bitmiyor oğlum. Şimdi trafikten imtihana gireceğiz. Devam et, devam et! Hasan'ı nereye götürüyorsun? Benimle çalışıyor yardımcısı. Aferin, aferin. Hayatta çok başarılı olursun inşallah. Ne olursan ol, ama her şeyden önce baban gibi dört dörtlük insan ol, sapına kadar. Öyle olacağım Zeynel amca. Babamla iftar ediyorum zaten. Akşama yemeğe bizdesin ha. Su koy vermek yok, ıslatacağız. Oldu. Güle güle Danyal. Güle güle. Devam et!